Şöyle bir soru gelecekse ben hemen cevaplayayım başkanım. İyi hoş da asfalt dökülmüş de kenarlar boş mu duruyor? Çevre düzenlemesi yapılmayacak mı? Kaldırım yapılmayacak mı diye soru gelecekse ben cevaplayayım. Arkadaşlar tesisimiz, imkanlarımız olunca biraz da pandemi sürecinin verdiği etkiler muhtemelen. Biz fazlaca önden gittik. Altyapıyla ilgili kısımda çevre düzenlemesi, yol kaldırım faaliyetlerinde tretuar yapılması, otopark yapılması, çevre düzenlemesi bize yetişemedi. Ama programımızın içerisinde bunların da hepsini de tanımlayacağız. Bazen mahallelerimiz içerisinde böyle sorular geliyor. Mesela Fevzi Çakmak'ta Mimar Sinan Mahallesi'nde ara yolları yaptık. İyi oldu, hoş oldu. Eline sağlık başkan da yolda kaldırımda yürürken buralar ne olacak? Oralarda değişecek. O şekilde kalmayacak. Bütün hemşehrilerimizin talepleri başımızın üstüne. 7'den 70'e çocuğundan gencinden yaşlısına herkesin talepleri başımızın üzerine. Biz biliyorsunuz yerimizde duramıyoruz. Sahada çokça geziyoruz. Hem yapılacak işleri yerinde görmek hem yapılan işleri tespit noktasında. Nihat Musa da Zümrüt Mahallesi'nde gezerken koştu geldi. Başkan amca dedi bizim oraya dedi kapının girişine bir asfalt yapsan. Nihat Musa'nın talebi orada bisikletini rahat sürebilmek. Herkesin beklentisi farklı. Nihat Musa'nın da beklentisi bizim için önemli. Hele hele gençlerimizin, çocuklarımızın beklentisi daha da önemli, daha da ayrıcalıklı. Biz de Nihat Musa'nın talebini, isteğini yerine getirdik. Bütün hemşehrilerimizin inşallah taleplerini, isteklerini yerine getireceğiz. Her bir şehrin birbirinden farkı vardır. Kendine özgü hasletleri, değerleri, özellikleri vardır. Coğrafi konumuyla, fiziki konumuyla, tabiat güzellikleriyle, tarihiyle güzellikleri vardır. Bizim de Koca Sinan'ımızın bu şekilde özellikleri var. Biz bu özellikleri gün yüzüne çıkartmak için çalışmalar yapıyoruz. Bir tanesi Kıdırellez Gök Gözlemevi. Kıdırellez Gök Gözlemevi biliyorsunuz şu vaziyetteydi. Aldık, inşai faaliyetlerine başladık. 2020 yılında burasının inşai faaliyetleri tamamlandı. Allah nasip ederse 2021 yılında Gök Gözlemevi olarak da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yapıyoruz, restore ediyoruz, gün yüzüne çıkarıyoruz, yetmiyor, içine fonksiyon yükleyerek yaşanılacak bir mekan haline getiriyoruz. Güneşli Jandarma Konağı, Güneşli'deki Jandarma Konağı da bu şekildeydi. Aldık, yapımına başladık, restorasyon çalışmalarına bu yıl tamamlıyoruz. 2020'de yoğun bir şekilde bir çalışmalarımız tamamlandı. Az bir eksiği kaldı, 2021'de tamamlanacak. 2021 yılında da aslına uygun bir şekilde jandarma konağı olarak çalışmalara başlayacak. 2020 yılında Çandır Camisi tamamlandı ve cami olarak şu anda hizmete girdi, ibadete açık vaziyette. İşin bir diğer tarafında Himmet Dede Mescidi. Himmet Dede Mescidi size göre ekrandaki sol taraftaki vaziyetteydi. Restorasyon çalışmaları başladı. Restorasyon çalışmaları tamamlandı. 2020 yılı itibariyle ibadete açıldı. Himmet Dede Camisi de şu anda ibadete açılmış bir vaziyet. Evet, Ordu evinden giriyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne kadar olan yer. Tabir caizse şehrin kalbinde bir dokunuş yapacağız. Burasını şehrin görüş ve önerilerine buradan ilk başlayarak, sizden başlayarak şehri açıyoruz. Muhakkak ki vatandaşlarımızın, burada yaşayanların veyahut da şehirde yaşayanların burayla ilgili söyleyecekleri vardır. Çünkü burası yapıldığı zaman inşallah uzun süre hizmet verecek ve şehrin her kesimine hizmet verecek. Sadece Koca Sinan'da yaşayanların değil, Koca Sinan'da yaşamayıp da buradan gelip de gerek ticaret olarak gerekse farklı farklı alanlarda hizmet alan hemşehrilerimizin de kullanacağı bir yer. Burası noktasında da 2021 yılı içerisinde bir programımız var. Şehrin kalbine dokunuş yapacağımız bu noktada da her kesimin görüşlerine açık olduğumuzu ve görüşlerini alacağımızı buradan söylemiş olalım.